Sucuk gibi olduk. Sucuk severim. Ya ne olur güldürme, çok yoruldum. Stres böyle atılır. Duş falan var mı bari burada? Spor salonu yani, bir zahmet duş olsun. Ha, iyi. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Gel benimle. Hep gel benimle deyip bir yerlere götürüyorsun. Öncesinde Öykücüğüm şuraya gidelim mi desen, ben de evet ya da hayır desem, seçenek hakkım olsa falan daha normal olur sanki. Of, ne çene ne çene. Kalk hadi. Gel. Ayaz, niye getirdin beni havuza? Öyle bakmaya geldik. Ne yapılır Allah aşkına havuzda ya? Bilmiyorum. Oha Ayaz, oha! Aa, ne yapıyorsun be deli? Öyle durup da havuza bakacağımızı mı sandın? Gel hadi sen de. Aa, hayatta gelmem, canımı almayayım ben. Bence büyük konuşma. Yok yok ya, gelmem ben. Yüzme bilmiyor musun yoksa? Gerçi senin havuza düştüğün günleri biliyorum ben. O zaman ayaklarım yere basıyordu bir kere. Ayrıca beni gaza getirmeye falan çalışma, hayatta gelme. İyi, sen bilirsin. Ama bak ben stres atıyorum, çok rahatlıyorum. Korkak ya, ödlek resmen. Yeter bana. Kalbimi duyuyor musun? Hissediyor musun? Çok hızlı. Senin için. Sen duyuyor musun? Çok hızlı. Her atışı senin için. Hala korkuyor musun? Hayır. Hadi yüzelim biraz. Hadi. Gel, gel. Hmm.
özür dilerim. Niye, ne oldu? Yine bütün ortamı mahvettim değil mi? Yüzüm düştü, aklıma kötü kötü şeyler geldi. Mühim değil, söyle. Ayaz, ya Monika beni sevmezse? Ya bana dava açarsa? Kadının elbiselerini kesip biçtiğim yetmezmiş gibi bir de kaç bin dolarlık perdesini mahvettim. Ya iki günde verdiğim zarara bak. Her şey üst üste kötü gittiğinde bir an gelir. İşler tersine döner. O an ne zaman gelecek acaba? Merak etme, gelir. Sen için ferah tut, onu bekle. Hem bence Monika seni her şeye rağmen sevdi. Hadi gidelim mi artık? Olur. Zaten annem merak eder. Hadi kalkalım, stres topu. O ne be? Yeni ismin, beğenemedin mi? Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Hadi. Of ya, saçlarım kurumadı hala. Ne olacak canım, kurur. Nasıl ya? Sen ıslak kız saçı ne demek biliyor musun? Bilemezsin tabii, nereden bileceksin ki? Yani bilemem. Bak şimdi, eğer ben böyle yatarsam sabah başım ağrır. Hasta bile olabilirim. Olma canım. Yarın sabah 10'da kadının yanına gideceksin, unutma. Sence unutabilir miyim ben bunu? Ya da ben başka bir şey düşünebilir miyim? Düşün. Başka bir şey düşün. Mesela yatarken bizi düşün. Havuzu düşün. Şşt! Mahalle sınırları içinde böyle şehvetli konuşmalar yasak. Burası bir aile mahallesi. Terbiyeli ol. Yanaktan öpebiliyor muyuz? Çok hızlı ve küçük olmak şartıyla evet. İşte böyle. Teşekkür ederim Ayaz. Bugün için, bana katlandığın için ve Monika'ya katlandığın için. Her şey senin için, biliyorsun. Biliyorum. İyi ki varsın. Hadi ben kaçtım. Good night. Buona notte, signora. Çalışır şu kafanı Öykü, hatırlamaya çalış. Adam senin için o kadar şey yapmış, nasıl hatırlamazsın? Seni kırmak istemedim. Ama hiç hatırlamadığım biriyle öpüşmek, anla işte. Ben öyle biri değilim ki. Üstüne fazla geldim, biliyorum. Hayır. Yani sen de haklısın. Kendini bana hatırlatmak istiyorsun. Ama doktorlar ne dedi? Zamanla hatırlar. Doktorlara güvenmeliyiz. Ya hatırladığında uzakta olursan? Aşkımız bahsettiğin kadar büyükse koşar gelirim. Ya başkasına aşık olursan? Islandığımız park burası mıydı? Beni o yüzden mi çağırdın buraya? Tam burası. Biz seninle tanıştığımızda sanki şimşekler çakmıştı. Biliyorum, sen de hissettin, ben de. Biz başta çok didiştik. Birbirimizi yedik, inkar etmiyorum. Ama o didişmelerimiz zaten bizi Öykü ile Ayaz yapan şey. Ve ne olursa olsun, sonunda birbirimizi anlarız. Çözeriz.
kopamayız. Olay yeri tam olarak neresiydi? Yani nerede ıslandık? Tam burası. İster misin yine çalışsın fıskiyeler? O geceki gibi. Islanacağız, kaç. Dur. Gel buraya, gel. Şunun altına gel. Sen ayarladın değil mi? Hatırlamam için. Hayır, tamamen tesadüf. Nasıl tesadüf bu? Bence güzel bir tesadüf. Peki işe yarıyor mu? Hala hatırlamıyorum. Yani eğer onu soruyorsan. Bir şey soracağım. Az önce hadi kaçalım dedim ya. O gece de aynı tepkiyi mi verdin? Çok mutluydum ıslanmaktan. Çok keyif aldım. Gerçi yazdı o zaman, havalar sıcaktı. Belki o yüzdendir. Doğru. Yazı severim. Kışı da severim gerçi. Ama en çok ilkbaharı severim. Bak, bunların hepsini hatırlıyorum. Beni de hatırlayacaksın. Ne garip. Kokusunu hatırlıyorum. Ne diyordu televizyondaki o program? Birine aşık olmak için önce onun kokusunu mu sevmeliymişiz? Ne? Yok. Yok bir şey. Ne çok şey yapmışsın benim için. Daha yeni başlamıştım. Üzülmüyor musun? Yani böyle yanında yabancı gibi geziyorum. Bazen balkonda bir kadın saksıya çarpsa, o saksı senin kafana düşse, bana eskisi gibi baksan diyorum. Eskiden nasıl bakardım sana? Kızgınken mi, mutluyken mi? Sen çok mu kızdırırdın beni? Yani birkaç defa kızdığın oldu ama sen hemen affedersin. Benim de kızdığım oldu da sen kendini affettirmeyi çok iyi biliyorsun. Kar kürelerini seversin. Alayım mı sana, ister misin? Dükkan kapalı. Sana onu alacağım. Nasıl alacaksın? Bekle. Bekle. Ayaz, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Geri çekil. Nezarette birlikte kalmıştık. Azın suçlu muydun yoksa ben? Ne işin vardı nezarette? Uzun hikaye. Daha sonra anlatırım, hadi. Kaçalım şimdi. Delisin sen. Ya benim için hiç kimse böyle bir şey yapmamıştı. Ben senin için her şeyi yaparım. Bunu hep saklayacağım. Ben artık gideyim ha. Sen de dinlenirsin. Teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler.
Vaktin varsa bir kahve içelim mi? Çok güzel bir kafe var ileride. Hadi. Alo. Bu gece senin için yıldızları gökyüzünden indireceğim. İnanmıyor musun bana? O zaman gel, kendi gözlerinle gör. Abla ya, gitme. Gel buraya. Öykü. Biliyorsun ben senin kararlarına her zaman saygı duydum. Hiç şikayet etmedim. Saçma da olsalar kabullendim. Karar senin anneciğim. İster git, ister kal. Bunu bana sorma olur mu? Kalbine sor. Her ne yaparsan yap, kalbim pusulan olsun. Gece senin için yıldızları gökyüzünden indireceğim. Hala nereye gideceğimizi söylemedin ablacığım. Bir saniye. Ayaz. Ayaz dur lütfen bir şey söyleme tamam mı? Sadece beni dinle. Özür dilerim. Her şey için çok özür dilerim. Ne özrü Öykü? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yaptın ki? Anlama. Beni boş ver Ayaz ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Uzaklara. Affet beni. Geri döneceksin. Saklanamazsın, kaçamazsın. Kalbim seni bulur, seninki de beni. Bu gece söz verdiğim gibi gökyüzünden yıldızları indireceğim. Gelip görmeni bekleyeceğim. Ayaz bekleme, boşuna gidiyorum diyorum sana. Gidemezsin. Biz ayrı yaşayamayız. Ben senin nefesini taşıyorum, sen de benimkini. Hoşça kal. Mecburum biliyorsun.
Biliyorsun dönüp gitmeye, içimde sensizlik biriktirmeye. Saçlarını yüzüme ser son bir kez daha. Belki çare olur yaralarımı sarmaya. Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sen de kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Söylesem buruk, ne söylesem kırmızı. Düşlerim virane, gülüşlerim harap. Ne yapsam gitmez, kalır tortusu. Yanıma kar kalacak mı bu gidiş bilemem. Ama içimde sen kaldıysan mutlu ölemem. Aklımı geri ver sende kalmasın. Başka vücutları sevip de sen sanmasın. Aklını geri al bende kalmasın. Başka vücutları sevip de ben sanmasın. Ablacığım sen iyi misin? İyiyim. Kalbim getirdi beni buraya. Seni hatırlamıyorum. Ama kalbim adresi biliyor. Hani benim için yıldızları indirecektin? Gel. Unutabilir her şeyi. Anları siler, anıları, içinde kaybolduğun gözleri,
Onun kalbin titreten gülüşünü unutabilirsin hatta. Ama kalp unutmaz. Sevgi kaybolmaz. Çünkü kahramanın avuçlarında saklıdır mucizeler. Sana sımsıkı sarıldığında birden her şey tanıdık olur. Mevsimlerden bahar, bütün renkler pembe. Yıldızlar elini uzatsan tutacağın kadar yakın olur. Beni seviyorsan hatırla diye bağıran aşk en büyük meydan okumu olur. Vereceğiniz cevap ise tüm hayatımız. Parmağına takar mısın? Özel olması lazım. İlk mi? Yoksa sen hala hiçbir şey hatırlamadın mı? Gerçekten mi? Üzgünüm. Hadi sen artık bu ışıkları kapat. Yani tamam, yıldızları yere indirdin. Çok güzel, çok beğendim. Ama daha fazla enerji israfı yapmayalım. Bak bakayım gözlerime. Sen ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Yani daha güzel bir dünya için enerji tasarrufu yapmalıyız, değil mi? O zaman yıldızları gökyüzüne iade edelim. Tamam, bekle beni burada. Ay! Ya aklımı aldın. Böyle ışığında mı oturacağız biz? Enerji tasarrufu yapıyorum. İstediğin gibi. Sen nereye kayboldun öyle beni bırakıp ki ayağım takılıp bir yerlere düşseydim? Tutardım. Nasıl tutardın? Yoktun ki ortada. Oradaydım. Sen beni görmedin sadece. Ben seni hiç bırakır mıyım? Hiç mi? Hiç. Sen de beni bırakmazsın. Burada sonsuza dek mutlu yaşarız. Masallardaki gibi.
Aynen masallardaki gibi. Dediğin oldu anne sonunda. Kalbim doğru yolu buldu. Ya aslında benim sana başka güzel haberlerim de var ama... Anneciğim, benim şimdi kapatmam lazım. Ayaz galiba mutfağı yıkıyor. Öptüm. Ne yapıyorsun sen? Yemek. Bu saatte makarna mı yapıyorsun? E masalın sonunda prens açlıktan ölsün mü istiyorsun? Sen anlatsana şu masalı bana. Bir zamanlar ülkenin birinde bir prens varmış. Çok yakışıklıymış. Ve bir prensese deli divane tutkunmuş. Sonra bir gün kötü bir cadı gelmiş, bir büyü yapmış ve prenses prensi unutuvermiş. Hayatının tüm tadı kaçıvermiş. O tek başına bir içmiş. Aynı bunlar gibi. Tatsız, tuzsuz ve eksikmiş. Makarnalar prensmiş. Sonra prensesin gülüşünü düşürmüş. Sonra gözlerini... Sonra da sesin. Birden hayatın tüm tatları geri gelmeye başlamış. Sonra... sevgilisine ait her şeye karışmak ve onunla bütün olmak istemiş. Ama o olmadan hala eksikmiş. Tatsız ve lezzetsiz. Sonra prenses gelmiş. Tüm güzelliğiyle, o güzel gözleriyle prense bakmış. İşte o zaman her şey tam olmuş. Prenses, yemeğin tuzuymuş. Her şeyi güzelleştiren ve tamamlayan. Galiba ben 100 kere de unutsam, 100'ünde de tekrar aşık olurdum sana. Yani sonuçta kim tuz kadar sever ki beni? O zaman bir kerecik öpeyim. Ya Ayaz. Hadi soğutmadan yiyelim. Benim görevim burada biter. Bir kusurumu gördüysen affet abla. Her şey için teşekkür ederiz İlyas. Ne demek? Hoşça kal İlyas. Abi arada yanına geleyim de ders alayım. Kurtar bizi şu atınlıkta. Her zaman beklerim. Abla. Söyle. Kırmızı kutuda ne var? Ne aldın abime? Ya İlyas hadi git sen sevgilini bekletme. Tamam. Haydi o zaman kendinize iyi bakın.
Bay Ayaz. Oo, ne haber Mert? İyidir. Siz de oteldeki sevgililer günü partisine mi geldiniz? Ne şans ya, baksanıza. Bütün eski arkadaşlar burada bu akşam. Hem uzun zamandır görmüyorum seni de, iyi oldu. Bizim başka planlarımız var ya. Hadi ya, ellerindeki ne güzel. Başka zaman artık. Size iyi eğlenceler. Tamam o zaman, görüşürüz. Eyvallah. Ya niye geldik ki buraya? Ya sen takılma onlara. Biz zaten hazırlanıp çıkacağız. Hadi. Hep böyle çocuksu mu bakar senin gözlerin? Hep böyle içinde uzak bir ışık mı yanar? Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var. Kıyısındaymışım gibi en sakin denizlerin. Bir yelkenliyim şimdi ben senin limanında. Fırtınalardan geldim. Sen de dinleniyorum. Bu huzur, bu sessizlik hiç bitmesin diyorum. En eşsiz dakikalar sürsün senin yanında. Hiç yumma gözlerini. Işığın eksilmesin. Gündüzüm, aydınlığım, ipek böceğim benim. Güz bahçemde açılmış o son çiçeğim benim. Yorgun kalbim seninle elem nedir bilmesin. Ayırma gözlerimden çocuksu gözlerini. O sakin, o yalansız, o kuytu gözlerini.
sönecek sanırken ateş içindeki ansızın çıkar karşına bazen yine mi dersin yine mi? Seninleyken her parça tam eksiksiz. Rastlantılar bulmuş ikimizi öyle mi dersin, öyle mi? Olmuyor, sensiz geçmiyor. Yerini hiç kimse dolduramıyor. Bitmiyor, acım dinmiyor. Sensiz bir gece bile sabaha varamıyor. Sönecek sanırken ateş içindeki ansızın çıkar karşına bazen yine mi dersin yine mi? Seninleyken her parça tam eksiksiz. Aslantılar bulmuş ikimizi öyle mi dersin, öyle mi? Olmuyor, sensiz geçmiyor. Yerini hiç kimse dolduramıyor. Gece bile sabaha varamıyor. Rastlantılar bulmuş ikimizi öyle mi dersin, öyle mi? Seni seviyorum Burcu. Bu şehir, bu insanlar, bu deniz, içindeki balıklar şahidim olsun ki seni her şeyden çok seviyorum. Efendim? Nasıl ya?
Bu gece bizim için hazırlanıyordu o mekan. Ne yani? Benim şimdi bütün emeklerim, çabalarım boşa mı gitti? İnanamıyorum. Ne? Sürprizim. Mahvoldu. Ya seni götüreceğim mekanda yangın çıkmış. Aşkım çok üzgünüm. Üzülme. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Nereye? Bütün gün sen beni meraklandırdın. Biraz da sen meraklandın. Faytoncu, geri dönüyoruz. Öykü, biliyorsun babam yok benim. Biliyorum. Ama ya dedemleri ikna etmek için 40 takla attım. Sonra üzerine hadi istemeye gelsinler dediklerinde de... Mehmet Bey Ayaz'ın babası değil, o da yalandı diyemedim. İyi de ben Mehmet Bey'e babam olmaya devam edebilir misin diyemem ki. Annem desen asla gelmez bir daha. Yani mucize dediğim bir kez olur. Yani anlayacağın son çareye başvuracağız. Neymiş o? Seni kaçıracağım. Ya çok tatlısın. Şu durumda bile güldürebiliyorsun beni. Vallahi ben ciddiyim. Saçmalama Ayaz. Ya ayağınla gelmişsin bana. Yok ben en iyisi seni bir daha bırakmayayım. Alır. Ha, bir dakika. Olmaz. Olmaz çünkü ben böyle telimle Doğan'la gelin olacağım. Sonra sen kapıya geleceksin davullarla, zurnalarla. Beni alacaksın. Sonra bir yaz akşamı sahilde çıplak ayaklarla yıldızların altında evet diyeceğim sana. Ya da kiraz mevsiminde çiçekler açarken gelinim olacaksın. Sonra böyle her akşam iş dönüşünde kapıda bekleyeceğim seni. Elimde 3 tane pamuk şeker olacak. 3 mü? He. Biri sana, biri kızımıza. Biri? Oğlumuza tabii. Ya hepsi kız olursa? 3 tane öykü ha. Neyse ben bir şekilde baş ederim. Kahramanım ya ben. Tamam. Kıpırdama. Ya damar üstüne bindi galiba. Bak Ayaz, böyle filmlerde bizi hep kandırıyorlar ya. Böyle iki sevgili oturuyorlar saatlerce. Hiçbir yerleri tutulmuyor. Bir dakika. Hayret, telefon çalmadı. Evet ya. O kadar alışmışız ki böyle çalmayınca eksikliğini hissediyoruz. Dur bir daha deneyeyim. Dur bir de şuradan deneyeyim. Aa, gene çalmadı. Dünya yansa umurumda değil. Yalnız aşkım bu fragmandı. Filmin devamını görmek istiyorsan Mehmet Bey'i baban olmaya ikna edeceksin. İyi de ben böyle bir şeyi nasıl söylerim ki? Ya sevgilim sen yani yıldızları yere indirmiş adamsın. Bu iş senin için çocuk oyuncağı. Yapabilecek misin? Ben sana ne zaman hayır dedim ki?
aşağı in aşağı. Ya gelsene. Tamam bekle. Geliyorum. Aslında onlar dostum da kadar üstüsünler onlara. Dedem bir yakalarsa bizi akşamki yemeği iptal eder. Hem mesaj atsaydın keşke aşkım. Telefonun kapalıydı. Şarjım bitmiştir ya. Babaannemle yatıyoruz. O böyle ses olmadan uyuyamıyormuş. O yüzden müzik açtırdı bana. Ninni mi dinlettin? Ne yaptın? Yok. Sanat müziği seviyor. Sen ne yaptın? Annenle konuşabildin mi? İkna ettin mi? Annem gelmiyor. Ama babam hazır. Mehmet Bey yani. Yaşasın. Hiç yoktan iyiydi. Yani gerçi ben evden çıkarken bohçamı hazırlayıp çıkacağım. Artık her ihtimale karşı yemek kötü geçerse yarın gece gelir kaçırırsın beni. Ben söylediğimde ciddiye almamıştın. Ya ne yapayım Ayaz ya? Yani güzellik de olmuyorsa zorla olacak artık. Aşkım benim ya. Ya Ayaz ne yapıyorsun sen? Yine bir gören olsa. Alışsınlar. Karım olana kadar her gece gelip öpeceğim seni. Her gece mi? Deli misin sen? Sana deliyim, sana. İyi geceler. Anlatırdım da vallahi sırf senin için saklıyorum. E zaten daha yeni barıştık, küseceğiz falan diye ödüm kopuyor. Ya kızım saçmalama, sen anlatmazsan nereden duyacak? Aa! Aa! Ne olmuş buraya? Ha, hoş geldiniz kızlar. Ay bana bak, hadi sıvayın kolları, yardım edeceksiniz bana. Sevgililer günü hazırlığı yapıyorum, hadi. Hop 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 hop. Destek kuvvet çağıracaksan eğer ben de bizim çocukları çağırayım o zaman. Ya İlker bir saniye, biz şimdi kırmızıyı anladık. Hani aşkın tutkunun rengi de. Siyah ne alaka? Ne demek siyah, ne alaka? Siyah yalnızların rengi. Kara sevdalıların. Sevip de kavuşamayanların rengi siyah. İlker Bey akşama yaralı kalpler için bir program hazırladı da. Hazırlayacağım tabii. Hayret bir şey ya. Hem bak kavuşamayınca aşk oluyor. Bakın bir düşünün. Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem, Ferhat ile Şirin. Hep kavuşamadıkları için efsane olmuş tiplerdir bunlar. Eğer kavuşsalardı hiçbirinin adını bilmiyorduk. Hem bak şimdiden iki masa senden öndeyim. Ne haber? Gerçekten. Öykü Acar Hanım burada mı acaba? Burada da. Sen kimsin? Ablacığım az bir dışarı gelseniz, bir gönderiniz var da. Ha, kargo mu var? O buraya gelsin. Ha, o buraya gelmez abla. Sen çıksan kapının önüne bir zahmet. Hadi çıkalım. Kız gel gel. Güreyi göstereyim. Gel gel. Gel. Hadi, hadi yardım et. İlyas biz niye geldik buraya? Ne yapacağız burada? Vallahi abla ben emir kuluyum. Bu kağıtta ne yazıyorsa ona uyuyorum. Ver o zaman o kağıdı bana. Olmaz. Ver diyorum. Abla bu kağıdı burada yutarım, yine de vermem. Ben dışarıda bekliyorum. Öykü Hanım. Merhaba. Gökmen Hoca ben. Biz de sizi bekliyorduk. Ne güzel. Bugün size tango öğreteceğim. Tango. Bana. Sizin için çok zor bir gün olacak diyelim o zaman. Neden? Nasıl neden ya? Benim ritim duygum yok. Kulak hiç gelişmemiş. Ya mümkün değil. Bana tango öğretemezsiniz. Ben o yüzden yazıp gideyim. Hadi durun durun. Birazdan derse başlayacağız. Ha taktınız yani. Öğreteceksiniz. Yapacak bir şey yok. Partneriniz içeride bekliyor. Bir dakika ya.
sessiz. Ne partneri? Bakın ben başka erkekle dans edemem. Benim sözüm çok kıskanç. Olmaz. Yani benim zaten sütten ağzım yanmış, yoğurdu üfleyerek yiyorum. Olmaz ya, daha yeni çıktık derin mevzulardan biz. Ne dedin sen? Partneriniz. Ya hocam niye söylemiyorsunuz partneriniz sözünüz diye? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Konuyu dağıtma. Sen az önce ne dedin? Derin mevzulardan çıktık falan. Bana bak. Hafızan yerine geldi de benden mi saklıyorsun? Aşk olsun Ayaz. Ya mümkün mü öyle bir şey? Ya Burcu bana demişti ki Ayaz çok kıskanç. Ben ondan şey ettim tamamen. Bir dakika, bir dakika. Ayaz sen değil misin sanki? Ben şurada bir adamla dans etsem kıskanmayacak mısın? O başka. Kıskanırım. Ama şu hafızaya geri gelelim biz. Hocam biz derse başlayalım en iyisi. Nasıl yapıyoruz? Ben böyle kucaklayayım mı partnerimi, iyi mi böyle? Ök ne yapıyorsun? Hocaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam bir de bakın şöyle bir şey var. Sakin ol Öykü. Birazdan öğreneceğiz. İlk dakikadan hocamızı şoka sokmayalım. Müzik de başladı. Şimdi tam oldu. Hadi Ayaz yap, bana uyum sağla biraz. Aa! Ritmi duyur, ritmi. Bakın hocam, şöyle de oluyor. Hocam bir de bu var. Ve adım. 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 Ya, biraz daha hissederek, birbirinizi hissederek dans edin. Yani daha tutkulu olmanız gerekiyor. Aşk olsun hocam ama çok ağır konuşuyorsunuz. Biz tutkusuz muyuz? Şimdi Öykü Hanım, kendinizi Ayaz Bey'e teslim etmeniz gerekiyor. Yani tangoda bütün dansı erkek yönlendirir. Kendi başınıza hareket edemezsiniz. Hem kendinizi teslim edin, sadece hareket edin ve süsleyin. Daha kolay. Evet, başlıyoruz. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Ve adım. Güzel, daha iyi. Adım. Biraz daha üst vücutlar ve adım, kar. Evet arkadaşlar, biraz daha dik durun. Adımlar geriye daha estetik ve daha dengeli. Evet, güzel. Devam edin. Becereceğiz. Eğleniyor musun? Biz bu dansı niye öğreniyoruz? Yani o araba niye dışarıda? Ya akşam ne yapacağız anlatsana. Arkadaşlar konuşmayın. Hocam biz konuşmuyoruz, birbirimize aşkımızı fısıldıyoruz. Ya niye yalan söylüyorsun? Şimdi doğruyu söylersem kızar, ters bir hoca biraz. Ayrıca konumuzu değiştirme. Konu neydi? Hafıza kayıp buluştu galiba Ayaz. Konu canım akşam nereye gideceğimiz? Sen hafızanın yerine biraz da merak duygunu kaybetseydin keşke. Aa! Sen bilerek mi bastın? Ay canım hiç olur mu öyle şey ya? Biz daha acemiyiz ya. Adımları sayamadım ben, kafam karıştı. Matematiğim kötü. Öyle olsun. Ayaz, danstan sonra nereye gideceğiz? Vallahi ben işe gideceğim. Ben ne olacağım? Senin ne yapacağın İlyas'a verdiğim kağıtta yazıyor. Hiç bakma bana öyle. Sevgililer gününde ne yapacağımı sana anlatacak kadar salak değilim. Arkadaşlar konuşmayın. Konuşmadan. Baştan başlıyoruz. Ve kalk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.